İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulmasının ardından vatandaşlar market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruklarda tabii ki sosyal mesafeye uyulmadı. Sosyal medyada düşen birçok kavga görüntüleri de çok üzücüydü. Bu yoğunluğun ortaya çıkmasından sonra sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şekli de eleştirilmeye başladı. Sosyal medyada virüsün yayılması için ortam oluşturuluyor tepkisi de dile getirildi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek, yorum yazarak bize destek olmayı unutmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir video paylaşımı yapan İmamoğlu, paylaşımında sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz dedi. Bugün iletilen ve ulaştırılan bakanlığın kararı 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı. Ancak detaylarıyla ilgili henüz hiçbir kurumun net bir bilgisi yok. Ortak akıl ve işbirliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır notunu düştü. Ve İmamoğlu açıkladığı videoda şunları kaydetti. Kıymetli vatandaşlarımız, tabii ki arzu ettiğimiz bir sokağa çıkma yasağı olmadı. Biz bunun en az 2 hafta hatta 3 hafta olması gerektiğini bilim kurulunun ilettiği üzere sizlerle paylaşmıştık. Bugün iletilen ve ulaştırılan bakanlığın kararı 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı. Ancak detaylarıyla ilgili henüz hiçbir kurumun net bir bilgisi yok. Bu tabii bizim açımızdan üzücü. Bu tabii bizim açımızdan üzücü. Halbuki bunun bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık. Ve ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Halbuki bunun bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık ve ona herkes hazırlığını yapmalıydı. Yani yarın şu anda hangi kurumun hangi konularda vazifede olduğu noktasında hiçbir çalışma kurumlara iletilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar yapılıyor olduğunu söyledi. Biz de bunları bekliyoruz. Tabii belediyeleri dikkate alan bir devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilir. Buna üzgünüz ama lütfen sakin olun, lütfen kararları bekleyin ve bizi takip edin dedi Ekrem İmamoğlu. Tüm bu yaşananların ardından Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarda oluşan sosyal mesafenin hiçe sayıldığını, uzun kuyrukların hastalığın yayılmasını artıracağını söyledi. Özlü son 5 gündür iyi gidiyordu. Biraz kontrol altına almaya başlamıştık. Ama halkımız böyle tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olasılığı var dedi. Bunu tam öngöremiyorum ama bu biraz iyi beklentilerimizi maalesef baltaladı. Umarım olmaz ama bunun mutlaka bir etkisi olacak diye düşünüyorum dedi. Yoksa işler son 5 gündür iyi gidiyordu. Biraz kontrol altına almaya başlamıştık ama bu tedbirler alınmadığı için halkımız böyle tedbirsiz dışarı çıktığı için maalesef şimdi korkunç bir bulaşma olasılığı var. Yani bilmiyorum, çok üzülüyorum dedi. İçişleri Bakanlığı 31 kent için alınan sokağa çıkma yasağı kararını gece geç saatlerde açıkladı. Yasağı duyan vatandaşlar market, fırın, benzinlik ve ATM'lere akın etti. Maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkarak kuyruğa girenler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Görüntüler tartışmalara neden olurken İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağının neden 2 saat önceden duyurulduğuna ilişkin soruyu yanıtladı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bakan Soylu sokağa çıkma yasağının neden 2 saat önce açıklandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi. Erken açıklasaydık marketlere akın olurdu.
yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kağıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini de hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu? 250 bin kadar insan hareketi görüldü. Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından yaşanan hareketlilikle ilgili olarak bunu tespit edebiliyoruz. 250 bin kadar insan hareketi görüldü. O da kısa sürede durdu bilgisini verdi. Kararların bilim kurulunda görüşüldükten sonra alındığını ifade eden Soylu sözlerini şöyle sürdürdü. Hemen belirteyim ki geçmiş tüm kararlar gibi bu karar da bilim kurulunca uzun tartışmalardan sonra alınmış. Hatta yasağın gününün sadece hafta sonu ile sınırlı kalmasından tutun da 4 gün serbest, 3 gün yasak veya tersine kadar birçok öneri gelmiş. Ancak havanın ısınması da göz önünde tutularak en azından bu hafta sonu insanların evde kalmasının sağlanması yönünde bir adım atılmış. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamasında kuralı ihlal eden 2756 kişiye ceza kesildiğini de duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada 31 ilimizde toplam 63 milyon 641 vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kaldı denildi. Bakanlık ayrıca yasağa uymayan toplam 2756 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24'e kadar devam edecektir. Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır. 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. 2756 kişi hakkında işlem. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfz-ı Sıha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2756 kişiye adli idari işlem gerçekleştirilmiştir. Bilim Kurulu üyesi Ateş Karay ise şu açıklamayı yaptı. Gece çıkanlar kendini karantinaya alsın. Sosyal medya hesaplarından da uyarılarda bulunan Profesör Doktor Ateş Kara, dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık. Ancak eşimiz, dostumuz çok farklı nedenlerle dışarı çıktı. Bu virüsün yayılmasına sebep olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole olalım. Ortak alanlarda ev içinde maske takalım dedi.